Hocam bir sözünüz var. Kısa videolarınızda denk geldim. Tercih yaparken kendinizle dertleşmelisiniz diye, Evet. değil mi? Böyle çok Evet. fazla insanlardan, çevremizden, eşimizden, dostumuzdan, arkadaşlarımızdan bilhassa bu süreçte ben şu üniversiteye gidiyorum, sen de istersen tercihini o yönde yap diye. Belki böyle akıl kaydırmaları olabilir. O anlamda da kendimize dönmemizi nasıl söylersiniz? Şimdi bu benim yıl boyu vermiş olduğum seminerlerde gençlerden özellikle geri bildirim olarak aldığım şeydi aslında. Kendimize dertleşmiyoruz. Dolayısıyla kendimizi çok iyi tanımıyoruz. Bizim tipik belki de hani bu toplumun tipik şeylerinden birisi aslında, sıkıntılarından birisi. Bizler başkalarını çok iyi dinleriz, akıl veririz. Ama kendimizle ilgili bir meseleye geldiğinde kendimize dair çok fazla fikrimiz yoktur. Hatta şu örneği veririm ben. Bana kendinizin şu anda 5 tane olumlu özelliğini sayın. Dediğimde bunu birçok insan o esnada tak diye sayamıyor. Ya da olumsuz özelliğinizi sayın dediğimde aynı şekilde yine sayıyor. Çünkü kendimize dair kanaatlerimizi ya geri plana atıyoruz biz. Ya da görmek istemiyoruz, kendimizle konuşmak istemiyoruz. Çünkü biz de kendi kendine konuşana değiller. Ben gerçekten bir konuşmadan bahsediyorum aslında. Bazen aynanın karşısına geçip ya da yalnız kaldığınızda kendinizle bir oturup konuşmanızdan bahsediyorum. Böyle şey değil, hani soyut bir durumdan bahsetmiyorum aslında. Tam olarak hani mecazi bir durum değil, tam olarak da gerçekten kendimizle konuşmaktan bahsediyorum. Dolayısıyla adaylara da kendinizle dertleşin derken ben ne istiyorum? Neden istiyorum? Ve 5 yıl sonra ya da mezun olduktan sonra kendimi nerede hayal edebiliyorum? Bunun hayalini gerçekten kurabiliyor muyum? Tabii ki bu herhangi bir programı okurken ya da hayalimizde olan, listemizde olan bir programı okurken tabii ki orada kervan yolda farklı şekilde dizilecektir. Orada farklı alternatifler doğacaktır. Ama benim bu programa dair kanaatim neler? Neden istiyorum? Yani bir gerçekten medyada popüler olduğu için mi bu programı istiyorum? Yoksa burada kendimi başarılı göreceğim için mi bunu istiyorum? Birçok soru çıkıyor aslında burada. Çünkü meslek seçimi dediğiniz şey aslında ben hep diyorum insanın kaderini de farklı şekilde etkileyen en önemli şeylerden birisi. Belki evleneceğim insanı orada tanıyacağım. Belki yurt dışına bu sayede gideceğim. Hani ismimizin önüne gelecek bir unvandan bahsediyoruz. Çoğu zaman ismimizi bilmeyecekler. Doktor hanım, mühendis bey, neyse artık o şeyimiz, mesleğimiz bununla bize hitap edecekler. Dolayısıyla böyle çok ince bir yol ayrımı. Dolayısıyla burada hani tabii ki yani bu küçümsediğim bir şey değil ama rehberlikle ilgili gerçekten ciddi sıkıntılarımız var. Hani bu ilkokuldan başlayarak liseye kadar gelen süreçte ciddi problemlerimiz var. Ben de hani biz de daha dolayısıyla hani böyle minicik de olsa dokunmak ve doğru yanlışları azaltarak hani biraz doğru tarafa yönlendirmek en büyük amaçlarımız, gayelerimiz diyebilirim yani. O yüzden dertleşmek çok önemli. Eğitim uzmanı Ertuğrul Tut bizlerle. Hocam ben kendimi de çok şanslı hissediyorum size bu soruları sorabildiğim için. Çünkü gördüğüm kadarıyla şimdi bir de yapay robotlar var, tercih robotları. Evet. Yani siz özelliklerinizi öğrenci olsam, işte şu an üniversite seçimleri, tercihleri döneminde olsam, işte ben hani sizinle size hani bir şekilde kendimi anlatabilirim ama orada sadece soran sorular üzerinden gidiyorum. Bu tercih robotlarından biraz bahseder misiniz? Ne kadar yardımcı oluyor öğrencilerimize? Ben hep şunu söylüyorum. Burada yüz yüze görüştüğümüz adaylarda da liste oluşturmak 5 dakika ve bu 5 dakikanın içerisinde tercih süreci başladı artık. Yani resmi olarak giriş de yapılıyor. Bunun birkaç dakikası da giriş. Yani toplamda 5 dakikada bu işlemi yapabilirsiniz. Yapay zekayla, robotlarla yani doğal olarak. Şimdi robotlar zaten aslında ÖSYM'nin verilerini çekiyor. Orayla entegre. Dolayısıyla siz bir sıralama giriyorsunuz. Sıralamada o bahsettiğimiz işte sizin sıralamanızın belli bir yüzdesinin üzerinde, belli bir yüzde de altında programların tamamını çıkarıyor. Şimdi bu tabii bizim de işimizi kolaylaştırıyor. Biz de kullanıyoruz tercih robotlarını. Fakat insanla iletişim kurmak daha başka bir noktada. Çünkü oradaki programlar yalnız başına bir anlam ifade etmiyor.
Dolayısıyla bir uzman görüşü almak ya da az önce bahsettiğimiz süreçlerin gerçekleşmesi için mutlaka yüz yüze iletişim ya da bir şekilde bir uzman görüşü almak, kendimize dair dediğim gibi kanaatleri de ortaya koyarak bunları ortaya çıkarmak bu robotun işi değil. Robot dediğim gibi rakamlar üzerinden ilerliyor. Bir algoritma ile ilerliyor. Ama işin geri planında olan o duygusal kısım orada yok doğal olarak. Ve mutlaka tabii ki de hani biz de dediğim gibi kullanıyoruz robotları ama bu robot liste, robottan liste alındıktan sonra mutlaka hani bu ben burada mutlu olabilir miyim? Ya en basit çalışma ortamı beni mutlu eder mi? Bunu robot vermiyor maalesef. Bunu biraz biz işte ya bilen kişilerden ya da bir uzmandan ya da biraz araştırarak hani internetten araştırarak öğrenebiliyoruz. Ya da çalışma alanları neler? Hani bunlarla ilgili bilgileri maalesef robot vermiyor ama tabii işin şey kısmını büyük bir kısmını hallediyormuş gibi görünüyor. Ama sadece robot tercihi yapmak dediğim gibi çok da böyle sağlıklı değil aslında. Robot bana bunları söyledi ama ben aslında üniversite sınavlarına hazırlanırken şu hataları yaptım. Aslında şu sonuçları görmeden önce daha çok çalışabilirdim ya da daha iyi bir üniversite seçimiyle daha çok çalışacağım dedirtmeli bence bu sonuçlar. Hocam son olarak da şunu sormak istiyorum. Buyurun. Halen yaklaşık bir hafta kaldı tercihlerin son erbesine. Hala karar verememiş olan adaylar var. Onlara nasıl bir yol haritası çizersiniz? Şimdi kararsızlıkla ilgili mesleki bir kararsızlıksa aslında yani o meslek mi bu meslek mi bu üniversite mi farklı üniversite mi hikayesi ise zaten hani bu süreçte dediğim gibi mutlaka hiç yapamıyorlarsa en yakınlarındaki üniversitelere gidip oradaki akademisyenlerle görüşüp akıllarında olan ya da işte arafta kaldıkları mesleklerle ilgili mutlaka onlarla görüşüp hani bunların hangisine daha yatkın olduklarını kendilerini de dinleyerek ortaya çıkarmaları gerekiyor. Üniversite sürecini zaten söyledik ama bunun dışında bir de ben tekrar hazırlansam mı yoksa işte şu an var olan sıralamamla tercih yapsam mı çelişkisi daha fazla aslında şu süreçte. Bunlar çok fazla gelmeye başlıyor son zamanlarda son işte 3-4 gün kala bunlar çok daha fazla oluyor. Şimdi bununla ilgili de hep adaylara söylediğimiz şey tabii ki bulunduğumuz sıralama çok önemli burada. Hayallerimiz, hedeflerimiz çok önemli. Fakat çok geride bir sıralamayla çok ütopik bir eğer kendimize hedef belirlediysek orada oturup bir tekrar bir düşünmek gerekiyor. Çünkü hani dediğim gibi bu bir yıllık bir süreç var sınava hazırlanmak için. Tabii ki birçok şeyi halledebiliriz iyi bir çalışmayla. Fakat bazı noktalarda işte ilkokuldan gelen ya da işte orta okuldan gelen bir şey var. Eksiklik söz konusu temelden kaynaklanan ise bunları ne kadarını halledebilirim? Bunun en iyi cevabını aday verecektir. Dolayısıyla hani orada tekrar hazırlanmalı mıyım, hazırlanmamalı mıyım sorusu ben hep şunu söylüyorum. Bizler sadece kapı gösteririz. Hangi kapıdan gireceğiniz sizlerin yapacağınız şeydir, eylemdir. Bize evet bu daha kolay bir şey kapıyı göstermek ama adayın da kendisini bilerek hareket etmesi çok çok önemli burada. Dolayısıyla eğer net bir hedef varsa ve o hedefe ulaşabileceğini düşünüyorsa bir yıllık bir tekrar hazırlanmayla o zaman evet bu hedefleri doğrultusunda zaten bundan vazgeçmesin. Çünkü belki 40 yıl, belki 50 yıl, belki hani daha kısa bir süre bu mesleği icra edecek. Bu meslek title'ıyla anılacak. Fakat hani eğer kendisine güvenmiyorsa aday, çalışma alışkanlığı zayıfsa ve bu konuda kendine güvenmiyorsa o zaman kendine yönelik, kendi ilgi alanlarına yönelik alternatifler bularak tercih yapıp sonucunu beklemek durumunda olması daha sağlıklı diyebiliriz. Evet hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için ama eklemek istediğiniz varsa onları da alalım hemen. Çok teşekkür ediyorum. Ben inşallah tüm adaylarımızın gönlünde ne yatıyorsa sınav sonucunda da pardon tercih sonucunda da o gelsin
dileğiyle bitireyim. Daha zamanımız var. Yani sizin de Evet. bahsettiğiniz gibi bir haftalık süreç var. Dolayısıyla hala bilgi alabilirler. Bizler işte üniversitelerde ya da işte okullarındaki işte kurs merkezlerindeki rehber öğretmenlerinden bilgi alabilirler. Acele etmeye gerek yok. Yani bir hafta dediğim gibi 5 dakikalık yapılacak bir işlem. Ama bunun ön hazırlığını yabana atmasınlar. Kendileriyle dertleşsinler, kendilerine uygun meslekleri seçsinler. Ülkede çünkü maalesef kendi mesleğini icra eden mutsuz insan çok fazla. En azından tercih edecek arkadaşlarımız bu orduya katılmasınlar.